Hamdanillah ve salaten ve selamın ala Resulillah. Efendim merhabalar. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh diyelim. Evet sevgili dostlar, bundan önceki programımızda son ele almış olduğumuz ayet "Ve idha hiyitun bi tahiyyatin fahayyu bi ahsaniha av radduhuha" diye başlıyor idi. "İnallaha kana ala kulli şeyin hasiba." Ne demekti bu? Size birisi selam verdiğinde ya daha güzeliyle veya misliyle ona karşılık verin. Evet, Allah her şeyin hesabını tutmaktadır diye bitmekteydi. 86. Nisa suresinin bu ayeti. Bugün o kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yüce Mevlamız hemen bu ayetin devamında bizlere şöyle buyuruyor. Estağfirullah, Bismillah. Allahu la ilahe illa hu le annukum ila yevmil kıyameti la raybe fih ve men min minallahi haditha. Evet. Allah ki kendisinden başka tanrı yoktur, ilah yoktur. Elbette kıyamet günü hepinizi huzuruna toplayacaktır. Bunda hiçbir kuşku yoktur. Sözde Allah'tan daha doğru kim vardır diye Rabbimiz söz ifadesiyle söylediği sözlük ifadeler açısından da ondan daha güzel konuşan kimse olmadığını soru sorarak bizlere ifade buyurmuş olmaktadır. Rabbimiz öncelikle Allahu la ilahe illahu Allah'tan başka ilah yoktur diye buyurmakta. Kur'an'ın birçok yerinde buna dair ayeti kerime lafızlarını, kalıplarını Mevla'nın Mevla'nın uluhiyetine vurgu yapan bu ifadeleri görmekteyiz. Allah kendisinden başka ilah olmayandır. Ayet-el Kürsi olarak bilmiş olduğunuz Bakara Suresi 255. ayette de Ayet-el Kürsi öyle başlar. Allahu la ilahe illahu la ta'khuduhu sinetun ve la nevm diye başlar. Bunun aynısını burada da görüyoruz. Allahu la ilahe illahu Allah ki kendisinden başka ilah olmayandır. Le yecmeannekum ila yevmil kıyameti la raybe Ayetin birinci kısmında uluhiyete işaret var. İkinci kısmında ise le yecmeannekum ila yevmil kıyameti la raybe Yemin olsun ki <laughs> sizleri elbette ki bir gün kıyamet gününde huzurunda Mevla toplayıp bir araya getirecektir diye buyurmakta. Evet ve men astaqu minallahi haditha. Bu konuda da yani Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır diyerek Mevla bir şey diyorsa, Allah bir şey diyorsa dediği aynen çıkacaktır. Dediği gibi gerçekleşecektir diye burada ona bir vurgu var. Zaten zaman asla min Allahi hadisayı biz biz zaten e, okuduğumuz Kur'an-ı Kerimler bitti, bittiği zaman sadakallahul azim. Azim olan Allah doğru söyledi diyerek Mevla'nın bize indirmiş olduğu kelamı, Cebrail'in peygambere okuduğu kelamı bizler amenna ve sattakna diyerek tasdik etmiş olmaktayız. Burada da ona bir vurgu var. Üç husus var. Burada tevhid var. Mevla kendisinin varlığına, birliğine işaret buyuruyor. Akabinde adaletten bahsediyor. Yani kıyamet gününde Mesela önceki ayetle bağlantısını hesaba katarak düşündüğümüzde ve idahuyitun bi tahiyyetin fehayyi bi ahsana minha au rudduha. Birisini sel selamladığınızda, birisi sizi selamladığında düzeltelim. Fehayyi bi ahsana. Size selam verenden daha güzeliyle ona karşılık verin minha au ya da misliyle ona aleyküm selam diyerek cevap verin denmiş olmakta. Selama vurgu var. Hayatımızın her alanında olan selamla alakalı kıldığımız namaz bittiğinde esselamu aleyküm ve rahmetullah diyerek bu manada vermiş olduğumuz bu mümine ait olan bu parolayı Mevla bu dünyada sana biri gelip selam verdiğinde onun iç halini, ruhunu, gönlünü Müslüman mı değil mi bununla alakalı soruşturma yapmaksızın sen ona karşı tabii ki hüsnü zan besleyeceksin. Aleykümselam diyeceksin. İçini, özünü, kalbini sen tabii ki bilemezsin. Elbette ki işte bilen Allah buyuruyor ki yarın kıyamet gününde lejma'annukum ila yomul kıyameti la raybe fi hiç kendisinde şüphe olmayan kıyamet gününde Allah sizleri bir araya toplayacak. Samimi olanı, sahte olanı, dürüst olanı, içiyle özüyle bir olan kim varsa bütün tabii ki sırların deşifre edildi o gün bu manada tabii ki her şey ortaya çıkacak. Bunu Rabbimiz burada ifade buyuruyor ayeti kelime de. Tabii ki soruyla bitiyor. Ve men bu minallahi hadisa sözce Allah'tan daha doğru kim vardır diyerek elbette ki biz de buna iman ediyoruz. Bu ayetlere iman ediyoruz. Zaten kıyamet zaten haşir bizim imanımızın temel ilkelerinden birisidir. Vel ba'su ba'del mevti hakkun diyoruz. Değil mi? Amentünün ilkelerinden. Yani ölümden sonra diriliş, kıyamet günü ayağa kalkış elbette ki gerçektir, haktır. Bunda kuşku yoktur. Onun için inanan müminler ahiret şuuruyla, muhasebesiyle hayatı Efendim okurlar, hadiseleri değerlendirirler, hesap şuuru bilinciyle bütün davranışlarına, sözlerine, her şeylerine dikkat ederler. Burada da Rabbimiz işte buna tekrar burada vurgu yapıyor. Peygamberimizin sözlerine bakın. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır konuşsun ya sussun diye buyuruyor. Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna ikram etsin buyuruyor. Allah ve ahirete imanla birlikte iyi şeyleri yapmaya dair hep böyle ikisini bir arada Rabbim, Efendimiz Aleyhisselam'ın da ayeti kerimelerden mülhem onu kullandığını görmüş olmaktayız. 88. ayette ne buyuruluyor? Yeni bir konu başlıyor. Münafıklardan bahsedecek. Size ne oluyor ki? Önce Arapçasını okuyalım tabii ki. Bismillah. Fama lekum fil munafiqin fi'atayn vallahu erkasuhum bima kasabu aturiduna an tahtu men adallallah ve men yudlu lillahi felen tecide lehu nasira. Size ne oluyor da? Münafıklar hakkında ikiye bölünüyorsunuz. Halbuki kendileri hak ettikleri için Allah onları küfre geri çevirmiştir. Allah'ın saptırdıklarını doğru yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah'ın saptırdıkları için asla doğruya yol bulamazsın diyor ayet-i kerimenin maalinde. Münafıklarla alakalı bir hususa burada işaret edildiği anlaşılmaktadır. Burada kimler kastediliyor? İhtimaller çok. Bunlardan birisi Uhud Savaşı esnasında Müslümanlar birlikte hepsi Medine'nin dışına çıkmışlar idi. Ama ama tabii ki münafıklardan oluşan bir grup ki bin kişiye yakın olan bu, bu, bu grup tabii ki daha sonradan e, Abdullah bin Übey başkanlığındaki o grup tabii ki geri dönmüşler idi. Onların bu geri dönüşü tabii ki Müslümanlarda büyük bir, bu manada tabii ki bir moral bozukluğuna neden olmuş idi. Bunlara tabii ki niye siz o savaştan geri kaldınız diye sorulduğu zaman savaşmayı bilmiyoruz. Evimiz açıkta gibi eften püften bir takım bahaneler ileri sürmek suretiyle onlar o savaşa tabii ki e, bu manada e, savaşa hazırlıklı olmadıklarına dair bazı maziletleri ifade edebiliyorlardı sevgili kardeşlerim. Birinci ihtimal olarak bunun üzerinde durulmaktadır. Bir ihtimal bu az önce söylemiş olduğum Uhud savaşına katılmamış olmaları bazı münafıkların. Bunlarla alakalı Müslümanlar nasıl bir hüküm verelim? Noktasında demek ki bir tartışma yaşadılar. Ya yani savaşa gelememelerinin belki meşru sebepleri vardır. Onlarla alakalı tabii ki iyi düşünelim diye münafıkları kimisi destekleyici, kimisi de hayır onlara haddini bildirelim. Müslümanlara karşı en zor günde onları efendim yalıyor da yarı, yarı yolda bırakmış olmaları noktasında tabii ki onlara bir ders verelim diyerek karar verenler vardı. İşte ondan dolayı Femaleküm fil fi eteyn ayeti bu çerçevede bir manası vardır şeklinde düşünen alimler var. Bir kısım ulema da şu rivayeti dikkat alıyor sevgili kardeşlerim. Mekke'den İslam olmuş, Müslüman olmuş olarak Medine'ye gelip daha sonrasında Medine'nin havasına, suyuna alışamamış olan ve oradaki taun ve veba gibi bazı hastalıkları bahane ederek Medine'yi terk ederek Efendim Mekke'ye gitmekte olan o insanlar yolda Müslümanlar kendilerini gördüğü zaman nereye gidiyorsunuz? Biz buradan ayrılıyoruz. Niye ayrılıyorsunuz? İşte buranın havası suyu bize yaramadı. Hastalandık gibi bir takım maziletler ileri sürüyorlar. Müslümanlar onlara diyor ki Allah'ın elçisi size örnek değil mi? O da Mekke'den geldi. O da bu sıkıntıları yaşıyor. Hatta başlangıçta Medine'yi sevemediler, alışamadılar. Hava değişim olduğu için Mekke'nin havasına, suyuna alışmış olan o insanlar ilk başlangıçta Hazreti Ebu Bekir gibi bazı sahabelerin bayağı bir sıkıntı yaşadıkları söylenir. Ve Efendimiz Aleyhisselam'ın Müslümanların Medine'yi sevmeleri için dua ettiği söylenir. Bundan dolayı Medine'nin bir adı mahbube olarak ifade edilir. Sevilen şehir anlamında. İbrahim Aleyhisselam Mekke için dua etmiş. Yani ic'al efideten minen nas tehvi ileyhim. Ya Rab, insanların gönlüne Mekke'nin, Kabe'nin sevgisini sen oraya onların efendim muhabbetiyle alakalı onların gönlüne bir şeyler ver de buraya akın akın gensiller diye gelsinler diye Hz. İbrahim'in dua ettiği söylenir. İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı duanın benzerini Efendimiz Aleyhisselam da Medine için yapmış. Zaman içerisinde onlar da Medine'yi artık severek bu manada oraya alışmışlar idi. Evet bu insanlar işte aslında hastalıklarını bahan ederek Mekke'ye geri döndükleri ve dinden dönenlerinin olduğu bir kısmının ise bazı Müslümanların onları efendim ikaz edip uyarmaları durumunda geri döndükleri ama bir kısmının da Mekke'ye giderek irtidat ettikleri, dinlerini değiştirdikleri nakledilir ki bu da ihtimallerden birisidir. Efendim, bunun dışında Mekke'den hicret etmeyen, imanı zayıf kimselerle alakalı ayetin onları e, efendim hedefe aldığı, onlarla alakalı bu ayeti kerimede bir durumdan bahsedildiği de ifade edilir. Onlar gelmemişlerdir. Nitekim ileriki ayetlerde de geçecek. Hatta bu ayetten sonraki ayeti kerimede de onu göreceğiz. Eğer onlar hicret etmezler ise siz onları nerede bulursanız onlara dersini verin, haddini bildirin, onları öldürün. Diyerek orada bir ikaz var. Yani hicret etmeleri onlardan istenmiş olmakta. Bu durumda hicret etmeyen Mekke'deki e, yani Müslümanlara katılmayan kimselerle alakalı belki ayeti kerime bir mana da ifade edebilir. Bakınız o çerçevede bakalım e, bir sonraki ayeti görerek birlikte değerlendirelim. وَاذْ كُنْتُمْ تَكُونُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءٌ فَلاَ تَتَّقِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ الله فإِن تَبَوَّؤُوا فَخُذُوهُمْ مَخْتُولُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلاَ minhum مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلاَ Kendileri nasıl inkar etmişlerse sizin de öyle inkar etmenizi böylece onlara eşit ve benzer hale gelmenizi isterler. İman edip Allah yolunda hicret edinceye kadar dikkat buyurun bu ifadeye. Yani e, فَلَا تَتَّقُدُوا hatta يُحَاجِرُوا fi سَبِيلِ Allah'ın yolunda hicret edinceye kadar asla onları dostlar edinmeyin diyor Rabbimiz. Eğer yüz çevirirlerse onları yakalayın, bulduğunuz yerde öldürün, hiçbirini dost ve yardımcı edinmeyin diye Rabbimiz burada da böyle buyuruyor. Önceki ayete tekrar dönecek olursak burada kardeşlerim. film fil nefi fi'eteyn. Size ne oluyor da münafıklar konusunda iki gruba bölündünüz? Farklı kanaatlere efendim sahip oldunuz. Vallahu erkesuhum bima kesebu. Halbuki Allahu Teala kendileri hak etmiş oldukları için onları küfre geri çevirmiştir. <laughs> Eturidune en tehdümen men Allah. Allah'ın saptırmış olduğu kimseyi mi siz doğru yola getirmek istiyorsunuz? Ve men yudu lillahi felen tecide lehu Allah kimi efendim batılın içerisinde, sapkının içerisinde bıraktıysam kimse onu doğru yola getiremez diye buyurulmakta burada. Elbette ki Allahu Teala insanları dalaletin içerisinde bırakmış olması, dalalette bırakmış olması kulların, insanların kendi eylemleriyle alakalı yapmış oldukları Efendim gidişatının bir sonucu idi kardeşlerim. Yani kişi iman ederse, kişi hakka hakikata gönlünü gözünü açar ise Elbette ki Mevla da onlar için hidayetini onlara nasip edecektir. Ve yehdi ilehim men enab diyerek ayet-i kerimelerde kendisine yönelen insanlara Mevla'nın hidayet ettiğini men diyerek de var tabii ki. Yani yönelen, yakaran kapısına gelen kişiye Mevla'nın hidayet buyurduğunu biz bilmekteyiz. Hidayet ettiklerine, sapıklığın içerisinde bıraktıklarına dair elbette ki bu noktanın mutlaka gözardı. ardı edilmemesi lazım geliyor. O münafıklar elbette ki yani ya da münafık tabiatlı, zayıf karakterli insanlar imani duruşunu tabii ki gereği gibi gösteremeyen bu insanlarla alakalı burada belki bir hatırlatma, bir ikazın, bir uyarı, uyarının olduğunu görmekteyiz. nitekim kardeşlerim ileriki ayetlerde gele gelecek اِنَّ الَّذِنَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ enfüsihim Kendilerine yazık etmekte iken Hayatlarını sona erdirdikleri kimselere melekler e, ne işte idiniz dediler. Yani onların canlarını alırken melekler qalufime küntüm. Ya bugüne kadar siz niye burada durdunuz deyince onlar tabii ki qalükünden musadafin fil art. Biz yeryüzünde zayıf duruma düşürülmüş kimselerdik diye onlar bu manada yani hicret edememeleriyle alakalı bir mazeret beyan ediyorlar da elem tekun ardullahi vasiatan fetuhaciru fiha Allah'ın arzı geniş değil miydi oralara hicret etseydiniz de imanınızı bildiğiniz değerleri yaşama fırsatının olduğu özgürlüğün olduğu yerlere gitseydiniz diye onların böyle tabii ki te, e, cezalandırıldığı ve böyle bir hesaba çekildiği ayette vurgulanıyor ki çok manidardır. Burada da işte onlarla alakalı belki bütün ihtimaller burada söz konusu olabilir. Allahu alem. İşte Rabbimiz onun için onlara bu soruyu soruyor. O münafıklar ki veddülev tekfuruna kema keforu kendileri inkar etmiş oldukları gibi sizin de kafir olmanızı onlar arzu ederler, inkar etmenizi isterler. ne sevaen böylece böylece yani eşit duruma düşmüş olmayı arzularlar. Kendileri gibi sizin de olmanızı isterler. Dolayısıyla onlara asla veliler, dostlar edinmeyin nihayete kadar hatta yuhaciru fi sebilillah Allah'ın yolunda hicret edinceye kadar. Bu durumda Mekke'de de münafıklardan bazı grupların olmuş olduğu ifade edilebilir. Bazı alimler de Mekke'de münafık yoktu diyerek bunu reddederler. Onun yerine buradaki hicretten kasıt kafir olan kimselerin Medine'de bulunan ama iman etmediği halde küfrün içerisinde bulunmasına rağmen Müslümanları da idare eden, bir taraftan Yahudileri idare eden ya da Yahudiler arasında kendileri gibi olanlarla Yahudice davranan ama Müslümanlara karşı da böyle sıcak mesajlar veren kimselerle alakalı olmuş olması üzerinde de durulur. O rivayetler de ihtimaller üzerinde de durulur. İbn-i Aşur gibi bazı müfessirler burada ki hicretin yani küfürden imana hicret, hicret manasında olduğunu da söyler. El-Muhaciru men hecera'' Maaneh Allahu an. Diyor ya Efendimiz Aleyhisselam hani la hicrata ba'del fethi. Yani fetihten sonra hicret yoktur. Dolayısıyla yani fetih yani Mekke'nin fethi gerçekleştikten sonra Mekke Medineleştikten sonra artık Medine'den e, şey Mekke'de Medine'ye göç etmenin artık gereği olmadığı ifade edilir. İşte o zaman Efendimiz Aleyhisselam ama bir hicret vardır ki o artık kıyamete kadar geçerli olacak bir bir, efendim bir yoldur. El muhaciru men hecara manahallahu an gerçek muhacir Allah'ın yasaklarından hicret eden kimsedir. İçkiden, kumardan, faizden akla gelebilecek ne kadar masiyet varsa onlardan günahları bırakmak ve iyilik tarafına doğru göç etmek bu manada bizim yapabileceğimiz bir hicret olarak tabii ki düşünülebilir. Ben artık günahlara son verdim. Ben artık masiyete son verdim. Ben artık bundan sonra bu yaşıma kadar bütün zevkleri tattım ama Rabbim artık sana dönüyorum diyebilmek tıpkı İbrahim Aleyhisselam gibi inni muhacirun ila rabbi seyhtin ben Rabbıma gidiyorum demiş idi. Urfa bölgesinde, Harran bölgesinden oraları terk ederek ibadetini, dinini, kulluğunu rahat yaşayabileceği bir yer arayışı içerisinde idi. Tabii ki gitti, gitti nihayetinde bugünkü efendim Kudüs'ün bulunduğu o mündıkıya kadar vardı. El Halil Kenti diye bugün bilinmekte olan o yere yerleşmiş olduğu nakledilir. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı bu şeydir. Aynı ifadeyi Hz. İbrahim e, Nuh Aleyhisselam'da da görüyorsunuz. Fefirru ilallah. Allah'a kaçınız diye Orada da bir emir var. Yani masiyetten, kötülüklerden, şirkten Allah'a kaçmaya orada böyle bir çağrıda bulunulmakta. Bir başka ayette Tekvir Suresi'nde Feyne tesabun diye Rabbimiz e sorar. Nereye gidiyorsunuz? Tabii ki yani halbuki gidilecek tek yer Allah'ın makamı, onun rızasının yoludur bizim için kardeşlerim. Burada da belki hicretin bu boyutu belki dikkate alınarak ayeti kerime yorumlanabilir. Fe'in tevellev eğer onlar sizden önce iman etmiş gibi gözükmüş iken daha sonrasında sizi arkadan vurmak gibi düşmanlarla birlikte hareket ederek size karşı bir takım böyle entrikalar peşinde koşmak gibi bir yanlışın içerisine düşerlerse sizin de elbette ki kendi güvenliğiniz açısından yaşadığınız toplumu korumak açısından onlara karşı misliyle mukabele edin. Fak vaktülühüm onları öldürün. Haythu ve muhum. <cettumuhum> nerede bulursanız bulun onları öldürün. <fak> ve la tettehidu minhum veliyyen ve la nasira. Asla onları dost edinmeyin, onlara yardımcı olmayın denmiş olmakta. Yani sizi öldürmeye yeltenen, size karşı kılıç kullanan, size karşı bu manada düşmanca muamele eden kimselere karşı elbette ki sizin de bu manada pasif durmanız, olmaz, uygun değildir. İleriki ayetlerde geçecek. Korku namazından bahsediyor değerli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim. Düşmanlar, Müslümanların namaz kıldığını görünce onların namaz esnasında kendilerini yakalayıp öldürmeye yönelik bir takım planlar kuruyorlar da Mevla namazda da olsa وَحُذُوا حِذْرَكُمْ buyuruyor. Tedbirinizi alın. Sizden bir grup İmamla beraber, peygamberle beraber namazı kılarken diğer grup arkada beklesin. Ellerinde okları, silahları neyi varsa onunla düşmana karşı teyakkuzda, mutlaka nöbette bulunmak suretiyle tedbirinizi alın buyuruyor. Namazın cemaatle kılınması çok önemli ama düşmana karşı da uyanık olmak bu da önemli. Düşman es düşman çünkü hiçbir zaman uyumaz. Size karşı mutlaka fırsatı kolladığı zaman sizi ortadan kaldır kaldırmaya yeltenebilir. Onun için ayeti kerimelerdeki öldürün tabirine takılmamak lazım. Elbette ki kendi dini değerleri noktasında insanları Kur'an serbest bırakıyor ama yapılan musalaha, sulh gibi, anlaşma gibi iki kabile arasındaki anlaşmalarla alakalı da bakınız ayetin devamından onu hemen okuyuverelim. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillah. İllezine yasluna ila kavmin beynekum ve beynehum mithaqun ev ja'ukum hasrat suduruhum en yuqatilukum ev yuqatilu kavmuhum ve lev şe Allahu la sallatuhum aleykum fe laqatilukum fe yuqatilukum ve alqa ileykum es selama fe ma lekum aleyhim sebila ancak kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir toplumla ilişki içinde olanlar yahut sizinle de kendi kavimleri ile de savaşmayı içlerine sindiremeyip size sığınanlar müstesna yani onlara karşı tabii ki onları öldürmek, onlara karşı saldırıda bulunmak gibi bir yola asla başvurmayın buyuruyor Rabbimiz. Allah dileseydi onları başınıza bela ederdi de sizinle mutlaka savaşırlardı. Artık onlar sizi bırakıp bir tarafa çekilirler de sizinle savaşmazlar ve size barış teklif ederlerse Allah size onların aleyhine bir yola girme hakkı vermemiştir. Katafan kabilesi gibi, Beni Esed gibi, Esed oğulları gibi bazı kabileler ve ona benzer Mekkede Mekke civarında da var olan bu tür kabileler hem Müslümanlarla iyi geçinmek hem de efendim kendi aralarında ilişki olan diğer kabilelerle iyi geçinmek noktasında onlar bu manada tabii ki farklı tutumları var olan insanlar idi. Onlarla alakalı ayet-i kerime bu manada eğer onlar size saldırmazlar ise ya da sizin antlaşma yapmış olduğunuz kabilelerle onların da böyle bir antlaşması var ise böyle bir durumda onlara karşı siz de tabii ki antlaşmaların gereği tabii ki siz de bunlara dikkat edin diye buyurulmakta. Bakınız devamı da aynı konuyla alakalı. Ama seteciduna aharine yuriduna en yemanukum ve yemanu kavmuhum Kulla ma raddu ila al fitneti urkisu fiha fe innam ya'tazilukum ve yulqu ileykum as-salama ve yakuffu aydihum fa khuduhum wa qtuluhum haythu saqiftumuhum ve ulaiikum ja'alna lakum alayhim sultana Bunlardan başka hem sizden hem de kendi topluluklarından yana güvende olmak isteyen kimseleri de bulacaksınız. Bunlardan başka hem sizden hem de kendi topluluklarından yana güvende olmak isteyen kimseleri de bulacaksınız. Bunlar ne zaman fitneye yönlendirilirlerse, yönlendirilseler hemen dönüp de ona dalarlar. Bu sebeple sizden uzak durmaz, size barışçı davranmaz ve yakanızdan ellerini çekmezlerse onları hemen yakalayın, ele geçirdiğiniz yerde öldürün. İşte onlar hakkında size apaçık bir yetki vermiş olduk denilmiş denilmekte ayeti kerimede. Açıklamadan isterseniz okuyayım sizlere. Diyanetin Kur'an yolu maalinden. Bu ayeti kelimelerde özel olarak Kur'an'ın geldiği tarihte ve çevrede genel olarak da her zaman ve her yerde gruplar ve topluluklar olarak Müslümanlarla Müslüman olmayanlar arasındaki ilişkiler ele alınmaktadır. Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra çeşitli ilişkilere girmek durumunda oldukları gayrimüslimler şu gruplardan oluşmakta oluşmaktaydı Medine'de kardeşlerim. Mekke'de ve Medine'de yaşayan müşrikler, Medine ve civarında yaşayan ehli kitap ki onların da daha çok Yahudi olanları orada bulunmakta bulunmaktaydı. Üç, hem Mekke'de hem de Medine'de yaşayan müşrik veya ehli kitap oldukları halde, müşrik veya ehli kitap oldukları halde bu durumlarını gizleyen ve Müslüman görünen münafıklar. Demek ki Yahudilerden de Müslüman gözüken münafık tiplerin olduğu anlaşılmakta. Gayrimüslimlerin Müslümanlarla gruplar arası siyasi ilişkileri de şu kategoriler içerisinde cereyan ediyordu. Hasımlar ki bunlar düşmandı. Hasımlar. İkincisi antlaşmalılar ve bunlarla antlaşma yapmış bulunan diğerleri. Üçüncüsü tarafsızlar. İşte 91. ayete kadar bu konular ele alınmış. İlişkilerde uyulacak kurallara ışık tutulmuştur. Savaş ve öldürme yalnızca Müslümanları dinlerinden döndürmek veya yurtlarından çıkarmak için savaş açan, gizli veya açık olarak onlar aleyhinde faaliyet gösteren düşmanlarla ilgilidir. Onlara yöneliktir diyor ayeti kerimede ki biz Tövbe suresinin 5. ayetinde de bunun benzerini görüyoruz. Hudeybiye'de müşriklerle bir anlaşma yapılmıştı. Bu antlaşmadan sonraki süreçte 10 yıllık devam edecek olan bu antlaşmaya göre Müslümanlarla müşrikler artık, müşrikler artık savaş yapmayacaklardı idi ve tabii ki onlar bu antlaşmaların maddelerine uymadılar Müslümanları arkalarından vuracak bir takım o koydukları kuralları çiğneyecek bir takım böyle e, kural bozucu faaliyetler içerisine girdiler ve bunun üzerine Ebu Süfyan geldi ne olur? Antlaşmamız devam etsin diye çok yalvardı ama peygamberimiz aleyhisselam hayır sizinle artık bizim antlaşmamızın maddeleriyle alakalı sizin bunları ihlal etmeniz nedeniyle kaldırılmıştır demiş idi. Ayet-i kerimede işte antlaşmanın kaldırıldığını ifade etmek üzere tövbe suresinin başında ''Bera'ütün minallâhi ve resûlihi ilellezine ahattün minel müşrikin. diyerek bu Allah ve Resulünden müşriklere bir ultimatondur, son uyarıdır bir bakıma denilerek fesihu fil ardı ırbate eşhurin şu dört ay içerisinde dilediniz gibi dolaşın artık haramaylar çıktıktan sonra der beşinci ayette feydan salakal eşhurul hurum fakhtulül müşliki ne haytu muhum o müşriklerden hangisini nerede bulursanız onları öldürün der ama burada müşriklerin yani öldürülmesiyle alakalı bu ayeti kerimedeki ifade antlaşmalarını ihlal eden, Müslümanları arkalarından vuran kimselerle alakalı bir husustur. Yoksa başka kabilelerden kendileriyle özel antlaşma yapılmış olan kimselere karşı tabii ki Müslümanlar onlarla ilgili yani süre devam ettiği sürece onlarla ilişkinin de sulh içerisinde devam edeceğini Rabbimiz ifade buyurur. Kim biz bu ayete seyf ayeti deriz. Müfessirlerden bazıları Kur'an-ı Kerim'de barışı, huzuru, affetmeyi, bağışlamayı ifade eden bütün ayetlerin bu ayetle, Tövbe Suresi 5. ayetle, seyf ayeti denilen bu ayetle nesh ifade ederler ki aslında bu genelleyici bir üslup olarak bunun bu, bu manada yorumlanması tartışmaya açıktır kardeşlerim. Çünkü yani farklı zamanlarda, farklı zeminlerde birçok ayeti kerimeyi Müslümanlar kendi efendim yaşadıkları dünyaya göre, yaşadıkları zaman dilimine göre elbette ki kullanmaları mümkündür. Furkan suresinin bir ayeti 63-64'te yer alır. Rahman'ın kulları yeryüzünde mütevazı yürürler. Cahillerden biri onlara selam dedi mi, birisi onlara sataştı mı, selam der geçerler. Yani onlarla laf dalaşına girmezler diye ayet-i kerime devam ediyor. Yani huzul affe ve urf ve aradanı cahilim. Onlara karşı af yolunu tut, bağışla, cahillerden yüz çevir ayeti gibi bu ayetlerin hepsinin mensuh olduğu ifade edilir ki bu manada genelleyici bir üslubu belki belki sakıncalı bulmamız söz konusu olabilir ama ele almış olduğumuz bu ayeti kerimelerde işte Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşamış olduğu Medine toplumunda etrafta bulunan kabilelere karşı dikkat etmeleri gereken hususlarla alakalı bazı hukuki efendim siyasal düzenlemeler olarak ayet-i kerimede bunlara işaret edildiğini görmüş olmaktayız. Efendim bize ayrılan süre içerisinde ayetle alakalı belki bu kadar konuşma fırsatını bulmuş olduk. Bir başka gün kaldığımız yerden devam etmek ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalınız efendim.